kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok az malzeme ile yapılan yumuşacık nefis bir mini ekmek tarifi hazırladım. Özellikle Ramazan'da bu ekmekleri sürekli yapıyor ve evimden eksik etmiyorum. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. İlk olarak yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra 1 paket instant mayayı ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız yeterli olacak. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız sıvı malzemelerin ılık olmasına lütfen dikkat edin. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unu ve tuzu ekleyerek ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum. Güzelce karıştırıyorum. Sizler lütfen bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü oldukça yumuşak ve elimize yapışan güzel bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa ekmeklerimiz de o kadar yumuşak ve güzel olacak. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar karıştırdım ve yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Artık spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Hamur toparlandıktan sonra en az 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuralım lütfen. Hamur ne kadar güzel yoğrulursa o kadar özlü ve kaliteli güzel bir hamur elde ederiz. Yeteri kadar yoğurduktan sonra oda sıcaklığında 1 saat boyunca mayalanması için bekleteceğim. Süre sonunda bezelerimi alarak bir 10 dakika daha dinlendireceğim. Sonrasında hemen hamurlarımızı açarak ekmeklerimizi pişireceğiz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi elime yapışan bir kıvamı var. Şimdi üzerini hava almayacak şekilde kapatıyorum ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamurum kenarda beklerken üzerine süreceğim sosumu hazırlıyorum. Ayrı bir kaseye 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da suyu ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırparak hazırladım. Hamurum bir saatin sonunda güzelce kabardı. İlk olarak havasını alıyorum. Daha sonra tezgaha çok az un serperek hamurumu tezgaha alarak çok kısa süre yoğuruyorum. Hamuru kenarlardan içeri doğru katladıktan sonra yuvarlak bir form veriyorum. Hamurumu ilk olarak iki eşit parçaya kesiyorum. Bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getirdikten sonra alt eşit parçaya bölüyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 12 adet ekmek elde ediyoruz. Bezelerinizi alırken eşit almaya özen gösterin lütfen. Şimdi kestiğim hamurları yuvarlayarak bir bezin üzerine alıyorum. Hamurlarımın tamamını yuvarlayarak bezin üzerine koyduktan sonra bezelerin üzerine de kapatıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hamurlarım tekrar mayalandı. Şimdi ilk hazırladığım hamuru yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Hamurları bezin üzerinde açıyoruz. Böylelikle tezgaha yapışmasını da engellemiş oluyoruz. Yeteri kadar açtığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Hamurlarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Onu da hemen belirtmek istiyorum. 6 tane hamuru açarak tepsiye koydum. Kalan bezelerin üzerine tekrar kapatıyorum. Şimdi açtığım hamurların üzerine bolca hazırladığım sostan sürüyorum. Tamamına sosu sürdükten sonra çatalla çizik atıyorum ve hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. Pişme süresi oldukça kısa, yaklaşık 7-8 dakikanın sonunda ekmeklerimiz pişiyor. İlk tepsim fırından çıktıktan sonra ikinci tepsimi de aynı şekilde hazırlıyorum ve fırına koyarak pişiriyorum. Kısa sürede pişen ekmeklerimi fırından çıkartıyorum üzerine bir bez kapatarak bir 5 dakika dinlendiriyorum Böylelikle ilk sıcaklığının da gitmesini bekliyorum İkinci tepsimde fırından çıktı aynı şekilde üzerine bir bez kapatarak bekletiyorum Ekmeklerimin ilk sıcaklığı gitti ve artık sunuma geçtim Şimdi sizlere içinin ne kadar güzel piştiğini ve yumuşacık olduğunu göstermek istiyorum Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.